Annesi ya da babası Türk olduğu halde başka ülkelerin milli takımlarında oynayan futbolcuları hepimiz yakından tanıyoruz. Gurbetçi futbolcularda bu durumu yaygın bir şekilde görüyoruz. Ancak bir de ikinci pasaport olarak Türk pasaportunu bulunduran yabancı futbolcular var. Türk ismine ve Türk bir soy isme sahip olup Avrupa'nın çeşitli milli takımlarında oynayan futbolcuları bol bol gördük. Mesut Özil, Emre Can, Kerem Demirbay, İlkay Gündoğan. Örnekler say say bitmez. Ancak bugün konumuz bunlar değil. Bugün yabancı bir isme ya da yabancı bir soy isme sahip Türk pasaportlu futbolculara bakma zamanı. Başlayalım. Ryan Joel Brewster. İngiltere Londra doğumlu olan Brewster'in annesi Hülya Hasan Brewster bir Kıbrıs Türkü. Babası ise Barbadoslu. Ancak Hülya ve Yan çifti İngiltere'de yaşamına devam ettikleri için doğal olarak Ryan Brewster de İngiltere'de dünyaya gelmiş ve orada futbol hayatına devam ediyor. Ryan Brewster muhtemelen İngiltere milli takım için mücadele edecektir fakat Türkiye için oynama fırsatı da vardı. Ryan Brewster'in menajeri Muzi Özcan oyuncusunu birçok kez TFF'ye sunduğunu ancak TFF'nin oyuncuyla ilgilenmediğini ifade etmişti. Oyuncumun annesi Türk. 4 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu'na söylüyorum ama beni dinlemediler. Şimdi bu çocuk U17 Dünya Kupası'nda gol rekoru kırıyor. Çok yazık. Şimdi biz TFF'nin ihmalkarlarını bir kenara bırakıp biraz da oyuncunun kariyerine göz atalım. Futbol hayatına Chelsea Akademisi'nde başlayan Brewster, daha sonra babasının ısrarıyla birlikte Liverpool'un altyapısına seçildi. Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp tarafından U16 zamanlarında çok beğenilen genç oyuncu o dönemler A takıma alınmıştı. Klopp onun için onu bir yıldan uzun süre takip ettim. Güçlü, çok yetenekli, gerçek bir golcü, iyi bir bitirici, harika bir iş etiği var, çok doğru bir yolda demişti. Brewster U17 zamanlarında oldukça gözde bir isimdi. İngiltere U17 takımıyla Brezilya ile yarı final oynadıkları maçta hat-trick yapmıştı. U17 Dünya Kupası'nı 7 golle gol kralı tamamlamıştı. Bu şaşalı altyapı günlerinin ardından profesyonel kariyeri istediği gibi gitmedi. Önce Liverpool tarafından Swansea City'ye kiralandı. Championship'te 20 maçta 10 gol attı, tekrar Liverpool'a döndü. Fakat istediği şansı yine bulamadı. Daha sonra Sheffield United onun potansiyeline güvenerek 26 milyon euro ödedi ve onu kadrosuna kattı. Sheffield günlerinin de istediği gibi geçtiğini söyleyemeyiz. İlk senesinde Premier Lig'de 27 maça çıktı fakat tek bir gol bile atamadı. Üstüne takımıyla birlikte küme düştü. Bu sezonda da Championship'te mücadele ediyorlar ancak genelde oyuna sonradan giriyor. Liverpool günlerinden sonra bir türlü toparlanamadı. Daniel Tan Barlazer. Dan Barlazer tam ismiyle Daniel Tan Barlazer. Babası Şener Barlazer'den ötürü Türkiye milli takımında oynama fırsatına sahip. Hatta buna fırsat da demeyelim, U16 ve U17 takımlarımızda zaten oynamıştı. Daha sonra ne olduysa İngiltere U18 takımına geçiş yaptı. Zaten İngiltere U18 yıllarından sonra da herhangi bir ülkeyi profesyonel anlamda ya da alt yaş kategorilerinde temsil edecek seviyeye bir türlü ulaşamadı. Şu anda İngiltere'nin 3. liginde mücadele ediyor. Muhtemelen Türkiye milli takım formasını giyecek seviyede de değildir. Günümüzde 24 yaşında olan Dan Barlazer, 3 yıl önce Newcastle United forması giyerken ve hala kendisinden yıldız potansiyeli beklenirken Türkiye milli takımından davet gelirse gideceğini söylemişti. Türkiye U16 ve U17 takımlarında forma giydim. Sonrasında İngiltere U18 milli takımında oynadım. Türkiye U20 milli takımına gitmem söylense de gitmedim. Seçeneklerimi hala ucu açık tutuyorum. Ancak şu da bir gerçek. İngiltere milli takımında oynamak için Premier Lig'deki üst düzey oyunculardan bir tanesi olmanız gerekir. Newcastle United'dan milli takıma çağrılan fazla oyuncu yok. Eğer Türkiye ortaya çıkarsa evet dememek için gerizekalı olmak gerekir. Çünkü sonuçta uluslararası düzlemde forma giyeceksiniz. Genç milli takımlar seviyesinde oynadığım maçlar bana büyük bir tecrübe kazandırdı. Yanis Hacı. Bu videoyu izleyenlerin büyük bir çoğunluğu George'un oğlu Yanis'in Türk pasaportuna sahip olduğunu zaten biliyordur. Fakat bilmeyenler için George Hagi Türkiye'de futbol oynarken oğlu Yanis İstanbul'da dünyaya gelmişti. Bu yüzden ikinci vatanı Türkiye diyebiliriz. Tabi babası bir Romanya efsanesi olduğu için oğlu Yanis'in Türkiye milli takımını seçmesini zaten beklemiyorduk. Ancak profesyonel düzeyde milli takım maçlarına çıkmadan önce böyle bir hakka sahipti. Ama dediğim gibi böyle bir şeyi zaten beklemiyorduk. Romanya'yı seçmesi gayet normal. Bizi seçme ihtimali sıfıra yakın olduğu için ne TFF'den böyle bir talep gitmiştir ne de Yanis'in böyle bir beklentisi olmuştur. O yüzden sıkıntı yok. Burada vurgulamak istediğim konu Hacı'nın Türkiye milli takımında oynayabilme ihtimali değil, Hacı'nın aslında ikinci vatan olarak Türkiye olduğuydu. Videomuzun konsepti de zaten bu. Ayrıca Yanis Hacı hakkında biliyorsunuz Galatasaray transfer haberleri hep çıkıyor ve çıkmaya da devam edecektir. Ara sıra taraftarlar acaba Süper Lig'e gelse yabancı kontenjanında mı oynayacak yoksa yerli kontenjanında mı oynayacak tarzında sorular soruyorlar. Bunu daha önce diğer kanalımızda anlatmıştım ancak bilmeyenler ya da o videoyu izlemeyenler için tekrar anlatayım. TFF'nin belirlediği kurala göre 2015 yılından sonra Türkiye dışında başka bir milli takımı tercih eden Türk pasaportuna sahip futbolcular yabancı olarak kabul edilirler. Yani eğer Mesut Özil gibi, Jimmy Durmaz gibi, Aziz Beyiş gibi başka bir ülkeyi 2015 yılından önce seçtiyseniz yerli kontenjanından oynayabilirsiniz. Eğer 2015 yılından sonra seçtiyseniz de yabancı olarak kabul edilirsiniz. İnce çizgi bu. Hacı'ya dönecek olursak da Yanis ilk kez 2018 yılında milli olduğu için Türkiye'ye gelirse yabancı kontenjanından oynayacak. Bilginiz olsun.
Thiago Suer, Barbaros Çukur. Barbaros'u diğer futbolculardan ayıran en önemli özellikle başlamak istiyorum. Barbaros Türkiye U21 takım için oynuyor ve amili takımımızdan davet alırsa muhtemelen bizi tercih edecek. Barbaros'un babası Sivas Gemerekli, annesi ise yarı Hollandalı, yarı Krakowalı. Bu iki ebeveynin çocuğu olarak Hollanda sınırlarında dünyaya gelen Barbaros henüz 18 yaşında ama 1.96'lık dev cüssesiyle dikkat çekiyor. Futbol eğitimini Hollanda'nın ünlü takımları Feyenoord ve AZ Alkmaar'dan aldı. Daha sonra Watford'a transfer oldu ve şu anda kiralık olarak İngiltere'nin en üstten 3. liginde Manchester Rovers forması giyiyor. Henüz kariyerinin çok başında, kendisiyle alakalı bir şey demek doğru olmaz. Tek ümidim bizi tercih etmesi. Batuhan Zidane Sertdemir. Barbaros Çukur'un ardından Barbaros'un aksine bizim için üzücü bir futbolcuyla devam ediyoruz. Batuhan Zidane Türk gurbetçi bir ailenin Danimarka'da dünyaya gelen çocuğu. Ancak kesin olarak bizi seçmeyecek. Kesin olarak diyorum çünkü Batuhan'ın babası Bilbay Sertdemir Türkiye milli takımından gelen davete karşılık şöyle bir açıklama yapmıştı. Türkiye'den yetkililer benimle birkaç kez irtibata geçtiler. Ancak bizim kararımız ve cevabımız belliydi. Burada kendimizi daha çok evimizde hissediyoruz. Tabii bizim için zor bir karardı. Ancak aklımızın köşesinde hep Danimarka'yı seçmek vardı. Zidane çocukluğundan beri Danimarka forması giymenin hayalini kuruyordu. Oğlum burada doğdu, büyüdü ve gelişti. Danimarka'ya borcumuzu ödememiz lazım. Süreç devam ediyor. Ancak biz onun Danimarka formasını giymesini istiyoruz. Çünkü burada kendisini evinde hissediyor. Onun Türkiye'yi seçmesini gerektirecek bir sebep yok. Aile kökleri Türkiye'ye dayansa da onun gelişmesini Danimarka sağladı. Biz Danimarka'yı seçeceğiz. Net bir şekilde bizim önceliğimiz Danimarka milli takımı. Türkiye'yi seçmek gibi bir düşüncesi yok. Belki bu oradaki yetkilileri kızdıracaktır ama biz kararımızı verdik. Evet, babasının açıklamalarını dinlediniz. Bayağı sert açıklamalar. Neyse, biz devam edelim. Elayis Tavşan. 2001 doğumlu genç futbolcunun annesi Türk, babası ise Surinamlı. Hollanda Ligi'nin orta sıra takımlarından Nijmegen'de forma giyiyor. Genelde de ilk 11 oyuncusu olduğunu söylesek yanlış olmaz. Ayrıca Nijmegen'de Türkiye'de Bursa Spor'dan tanıdığımız Ali Akman'ın da takım arkadaşı. Peki gelelim Elayis'in Türk milli takımında oynayıp oynamayacağına. Elayis, Hollanda'nın alt yaş takımlarından milli davet alan bir futbolcu. Ancak henüz A milli takımlar seviyesinde forma giymediği için Türkiye'yi hala seçebilir. Zaten 7-8 ay önce Türkiye milli takımıyla alakalı şunları söylemişti. Annem Türk. Ancak Türkiye için hiç oynamadım. Türkiye milli takımından da bir davet gelmedi. Bu nedenle bu durumu hiç düşünmedim. Ancak bir davet gelmesi durumunda tabii ki seçeneklerimi değerlendiririm. Michael Tirpan. Belçika'da Türk bir baba ve yabancı bir anneden dünyaya gelen Tirpan, geçtiğimiz yıl Kasımpaşa forması giyiyordu. Türkiye milli takımından da davet almayı çok istediğini belirtmişti. Ancak bu açıklamalardan birkaç ay sonra eşinin talihsiz hastalığı nedeniyle Belçika'ya gitmek zorunda kaldı ve Türklerin sahibi olduğu Fortuna Sittard'a transfer oldu. Verdiği demeçlerden gerçekten büyük takımlarda oynamak ve Türkiye milli takımı formasını terletmek istediğini rahatça anlayabiliyorduk. Ama maalesef eşinin sağlığı futbol kariyerinin önüne geçti. Eşi için yeniden Hollanda Ligi'ne dönmek zorunda kaldı. Geçmiş olsun diyelim. Bazen söyleyecek pek bir şey kalmıyor. Emre Tezgel. Şimdi geldik benim son zamanlarda en çok dikkatimi çeken ve bu videoyu çekmeye karar vermemi sağlayan futbolcuya. Konumuz Emre Tezgel. Diğer kanalımızda hazırladığım transfer videosunda ve 11 videosunda olmak üzere 2 defa Emre Tezgel'den bahsetmiştim. Bu videoda da bahsetmek istiyorum. Türk bir ailenin İngiltere'de dünyaya gelen çocuğu olan Emre Tezgel henüz 16 yaşında. Stoke City U18 takımında forma giyiyor. Premier Lig'in U18 seviyesinde 4 maçta 7 golü var. Ayrıca İngiltere U17'nin de birinci forveti. Oyuncu o kadar gözde bir isim ki Chelsea başta olmak üzere birçok Premier Lig takımı Emre'yi alt yaş takımlarına transfer etmek istiyorlar. Hatta ünlü İngiliz gazetesi Daily Mail'de oyuncunun transfer durumundan bahsettiği bir haber yayınlamıştı. İngiltere basını Emre'den yeni Harry Kane olarak bahsederken Stoke City Akademi direktörü Gareth Owen Emre'ye Harry Kane tipi bir santrafor diyor. Bu kadar överek bahsediyoruz. Fakat bir de gerçekler var. Maalesef yüksek bir ihtimalle kariyeri için İngiltere milli takımını tercih edecektir. Anlatıldığı kadarıyla oyuncunun özelliklerine baktığımızda bizim böyle bir forvete ihtiyacımız var. Ama dediğim gibi bizi seçmeyeceği için ümitlenmeye gerek yok. Sağlık olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarımızda görüşmek üzere mutlu günler dilerim.